Antalya ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti birlikte büyüdüler. Cumhuriyeti hazırlayan yıllarda varlık göstermeye başlayan Antalya basını, sonraki dönemde de etkinliğini koruyor. Ancak o dönemlerde Antalya, Akdeniz'in kıyısında biten çıkmaz bir sokağın nihayetlendiği noktada yalnız bir kent. Her işini kendi olanaklarıyla yürüten Antalyalı gazeteci de yaşadığı kent gibi yalnızlık kaderini uzun süre kıramıyor. Antalya'da basılan sınırlı sayıdaki gazetenin ya sahipleri ya da muhabirleri İstanbul merkezli gazetelerin bölge muhabirliklerini de üstleniyorlar. Büyük kentlerden ara sıra gelen meslektaşları ise kendi röportajlarını yaptıktan sonra arkalarına bakmadan Antalya'dan ayrılıyorlar. Antalya hala büyüdükçe bir kasaba görünümünde ve çarşıda hemen herkesi tanıyan gazeteciler de bu kasabanın nadir insanları kabul ediliyor. Gecekondu modeliyle de olsa Antalya Radyosu kurulduktan sonra devlet gazetecisi diyeceğimiz bir tip de onlara eşlik ediyor ve artık sokaklarda insanlara mikrofon uzatan birileri dolaşıyor. 1970'ten sonra İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerden Antalya'ya geçici rolle değil, yerleşmek üzere tek tek gazeteciler gelmeye başlıyor. Bir yandan da İstanbul, Ankara merkezli gazeteler ve ajanslar Antalya bürolarını oluşturuyor. Yeni elemanlar atıyorlar. Antalya'dan ilk televizyon yayını da yine devlet eliyle aynı dönemde başlatılıyor. Ocak 1984. Antalya Gazeteciler Cemiyeti kuruluyor. Kuruluş bildirgesinin altında 13 değerli imza yer alıyor. Saadettin Tunca, Nuri Dağtekin, Mustafa Yoldaş, Erdoğan Kahya, Naip Katlan, Naci İlhan, Cevat Alp, Ahmet Göktürk, Sufi Türel, Hayati Tungar, Kenan Değer, Abdülkadir Kalender, Uğur Özkeliş. Kuruluşunun ilk yıllarında üye sayısı 30, 40, 50 gibi düzenli bir dizilişle artıyor. Cemiyet hiçbir meslektaşını ayrı tutmuyor, tutmayı düşünmüyor. Cemiyet tüzüğüne uygun koşulları taşıyan ve bu koşulları sürdürme kararlılığı gösteren her gazeteci sonuna kadar cemiyetin koruyucu çatısı altında kendisine onurlu bir yer bulabiliyor. Cemiyet durmadan büyüyor, Antalya kentinde. Antalya, bir dünya kenti olma yolunda kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Yabancı gazeteciler de kendi yurttaşları gibi bu turizm cennetini keşfediyorlar. Buraya ayak basan her yabancı gazeteci, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni kardeşi olarak görmek istiyor. İlk kucaklaşma Almanya'nın Nürnberg kentindeki basın kulübüyle gerçekleşiyor. Başkaları da sıraya giriyorlar. Onlarla da temelli ilişkiler geliştiriliyor. Antalya Gazeteciler Cemiyeti çeyrek yüzyılı doldurduğu zaman artık kabına sığmaz oluyor. Bir yandan kale içinde kendi saygınlığına uygun bir mekana taşınıyor, bir yandan basın akademisi kuruyor, bir yandan da il ve bölge ölçeğinde görüşüne başvurulan ilk kuruluşlardan oluyor. Cemiyet faaliyet sınırlarını her yönden bu kadar genişletirken üye sayısı da durmadan yükseliyor. Cemiyetin üye sayısı son birkaç yılda %50 artış gösteriyor. Bugüne gelindiğinde 310 kişilik koca bir aile oluyor. Hepsi de birbirinden aktif birçok gazete, dergi, ajans, radyo, televizyon ve internet haber servisleriyle Antalyalı gazeteciler dünya gazetecisi olmayı hak ediyorlar artık. 25 yılın ardından Antalya Gazeteciler Cemiyeti son 5 yılda Mevlüt Yeni'nin başkanlığında adeta bir maraton koşucusu gibi hedefe kilitlendi ve bakın hangi projelerin altından alnının akıyla çıktı. Üyelerimize daha uygun ve geniş bir yerde hizmet verebilmek için kale içindeki bir kamu binasını kiraladık. Restorasyonu ve tefrişi tamamlanan bu yeni binamızda her türlü bilimsel toplantı, seminer ve eğitim çalışmasını yapabilme gücüne kavuştuk.
Antalya'da çalışan alaylı gazeteciler için basın akademisini kurduk. Uzun bir çaba ve girişim sonunda Avrupa Birliği'nden sağlanan hibe fonuyla aktif gazetecilere akademik eğitim verildi. Alaylı gazeteciler böylece Avrupa Birliği'nin güvencesinde sertifika sahibi oldular. Kapsamlı bir öğrenci bursunu hayata geçirdik. İlk yıl 18 öğrenciyle başladığımız bursu, ertesi öğretim yılı boyunca üyelerimizin 10 çocuğuna daha yaygınlaştırarak toplam 28 çocuğa ulaştırdık. Toplamda 33 olan burslu öğrenci sayısını her yıl artırmayı düşünüyoruz. Bayram gazetesi çıkarma geleneğimizi değiştirmedik. Her bayram üyelerimizin desteğiyle ve el birliğiyle hiç aksatmadan gazetelerimizi çıkarttık. Yine bir gelenek haline gelen yılın gazetecisi ödülleriyle meslektaşlarımızın emeğinin takipçisi olduğumuzu gösterdik. Her yıl olduğu gibi son dönemde de kesintisiz yılın gazetecilerini belirledik. Onların bu emeklerini ödüllerle taçlandırdık. Gazetecilik ödüllerimiz kentte saygınlık simgesi oldu. Onların saygın örgütü Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin canlı nazlı, bugüne kadar el ele tutuşarak birlikte büyüdüğü Antalya'nın yüreğinde bu kent ve bu ülke için atmaya devam ediyor.